Adana İl Başkanı Ahmet Korkut Yesevi beyefendi var. Kendisi de son durumu aktaracak. Adana'da yaptıkları çalışmaları İncirlik Üssü önünden haykıracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Ulusal Gazete izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Biz de Türk gençliği olarak bugün İncirlik NATO Üssü'ndeyiz. Çünkü NATO, Türkiye NATO'ya girdi 1952'den. Türkiye NATO'ya girdiği 1952'den beri katliamlarla, cinayetlerle, darbelerle karşılaştı. NATO Amerika'nın kendisidir. Amerika NATO aracılığıyla ülkelere tahakkümünü uygulamaktadır. Bugün Türkiye NATO'dan çıkmanın eşiğine gelmiştir. Hükümetin bu NATO'ya boyun eğen kararı Türkiye'nin içine girdiği süreçle ters orantılıdır. Türkiye Gençlik Birliği olarak bugün NATO'dan çıkalım, tam bağımsız ve üreten Türkiye için NATO'dan çıkalım mesajlarını kararlılıkla açıklamaya geldik. Amerika'ya boyun eğmiyoruz, NATO'ya boyun eğmiyoruz. Türkiye NATO'dan çıktığında ekonomideki prangalarından kurtulacak, güvenlikteki Atlantik zincirlerini kıracak, ekonomik krizi aşacak ve PKK ile daha kararlı mücadele edecek, FETÖ ile daha kararlı mücadele edecek. Bugün Türk Gençliği olarak, Türkiye Gençlik Birliği olarak bu mesajı İncirlik Üssü önünden verdik ve Türk Gençliği olduğu sürece NATO'ya, Amerika'ya geçit vermeyeceğiz. Evet, daha önce de İncirlik'te eylemleriniz oldu. Türkiye'nin birçok noktasında da Amerikan askerlerine çuval geçirmiştiniz. Türkiye Gençlik Birliği olarak bu anlamda da net bir mesaj veriyorsunuz. Şu anda İncirlik Üssü'nden hem Amerika'ya hem de NATO'ya diyebilir miyiz? Evet, daha önce de Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik. İncirlik dair 6 yerde geçirdik. Amerikan askerlerine Türkiye'de geçit vermeyeceğimizi, Amerika'nın tahakküm aracı olan, içine giren ülkelere tahakküm aracı olan NATO'ya geçit vermeyeceğimizi ilan ettik. NATO'nun kuzeye, güneye, doğuya, batıya, nereye genişlerse genişlesin, mezarına genişleyeceğini ifade ettik. Burada mesele NATO'ya üye olan ülkelerin terör örgütlerini desteklemektesinden daha ziyade NATO'nun doğrudan doğruya Türkiye'ye silahlı bir tehdit oluşturmasıdır. Türk gençliği olarak bugün NATO'dan çıkmanın tam bağımsız ve üreten Türkiye için gerçekten bir çözüm olduğunu mesajını vereceğiz. Evet değerli izleyenler, Ahmet Yesevi Korkut Köse beyefendi yayınımızdaydı. Türkiye Gençlik Birliği Adana İl Başkanı. Yürüyüş devam ediyor şu anda. Türkiye Gençlik Birliği'nin, Vatan Partisi'nin NATO'dan çıkalım yürüyüşü kararlı bir şekilde devam ediyor. Türk gençliği ve Türk milleti, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız Türkiye'yi kuralım diye haykırıyor. İncirlik'ten, Amerikan üssünden tüm Türkiye'ye mesajını net bir şekilde iletiyor. Evet değerli izleyenler, birazdan burada basın açıklaması gerçekleştirecek Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Susevem ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar. Birazdan onları dinleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları, basın açıklamamıza başlamadan hemen önce NATO Gladius'unun Madımak'ta yaktığı aydınlarımızı ve başbağlarda kurşuna dizdiği köylülerimizi anarak başlıyorum. İşte NATO budur. Türkiye'de faili meçhul cinayetler, katliamlar, darbeler, şehir meydanlarında bombalar patlatma. NATO tarihi kanlı bir tarih. Türkiye'ye karşı, aydınlarımıza, devrimcilerimize karşı kanlı bir tarih. NATO tarihi budur. NATO meselesi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınma gündemiyle önümüze gelmedi. Türkiye NATO'ya 1951 yılında girdi ama 1945'te Atlantik sistemine bağlandığı andan itibaren Amerikan emperyalizmi Türkiye'deki cinayetlerine başladı. O günden beri mücadele ediyoruz. Türkiye'nin bağımsız ve başidik bir şekilde yaşaması NATO zincirlerini kırmasıyla mümkündür. Bu nedenle Vatan Partisi olarak NATO'dan çıkalım kampanyasını başlattık. NATO yalnızca bir dış politika sorunu değil, aynı zamanda ekmeğimizle, aşımızla ilgili bir sorundur. NATO'dan çıkarsak domates fiyatı düşer. NATO'dan çıkarsak biber fiyatı düşer, patlıcan fiyatı düşer. Çünkü NATO'nun mazotu yok. NATO'nun elektrik enerjisi yok. NATO'nun doğalgazı yok. NATO meselesi Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından, refah açısından da çok önemlidir. NATO'dan çıkarsak enerjiyi ucuza alabiliriz. Çünkü Rusya'dan, İran'dan, Arabistan'dan, diğer komşularımız Azerbaycan'dan, yani NATO ile cephe cepheye gelen ülkelerden enerji güvenliğimizi sağlıyoruz. Türkiye'nin ucuz enerjisi için NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkmak bağımsız ve üreten Türkiye'nin birinci şartıdır. 2015 yılından itibaren Türkiye'nin Brüksel'den, Washington'dan gelen emirlerle yönetilme süreci son bulmuştur. Bu aynı zamanda Türkiye'nin NATO'dan kurtulma sürecidir. Bağımsız, başidik, üreten Türkiye. Bağımsız, başidik, üreten Türkiye. Bağımsız, başidik, üreten Türkiye. Değerli Adanalılar, bir kader yılına giriyoruz. Bir kader yılına girdik. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin kader yılıdır. Türkiye'nin NATO ile savaşı gelecek Haziran ayında bir dönüm noktası yaşayacak. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin NATO ve Amerikan emperyalizmi ile mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin kader yılıdır. Sadece Türkiye'nin değil, Doğu'nun da Batı'nın da kader yılıdır. Türkiye üzerinden bütün dünya dengelerini değiştirecek gerçekler önümüzdeki süreçte yaşanacak. Yükselen bir Asya uygarlığı var. Türkiye o Asya uygarlığında yerini aldığı zaman dünyanın önünü açacaktır. Bu nedenle milli demokratik devrimler çağının en güçlü dalgası önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'dan çıkması sadece bir Türkiye sorunu değil, uluslararası bir sorundur. Burada anahtar olay Türkiye'nin Suriye ilişkilerini sürdürmesidir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'nin kuzeyinde YPG, PYD'yi bitireceğiz diye açıklamalar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesini ortaya koyuyor. Fakat arkamızda olan İncirlik Hava Üssü'nden kalkan uçaklar YPG'ye, PYD'ye silahlar bırakıp geri geliyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de de Amerika, İsrail eksenli, Fransa'nın da katıldığı tehditlerle karşı karşıyadır. Türkiye'ye yönelik tehditlerin odağı Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'dir. Türkiye'yi kuşatan Amerikan üslerinin haritasını biliyorsunuz, işte burada. Etrafımızı üslerle çevirdiler. NATO'nun her yöne doğru genişlemesi Türkiye için bir tehdit anlamı taşımaktadır. Ama bu genişleme NATO'nun mezarına doğru bir genişlemedir. Katil NATO, Türkiye'den defol! Katil!
Katil NATO, Türkiye'den defol. Katil NATO, Türkiye'den defol. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu sürecin kilit noktası PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığıdır. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir harekat hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti. Burada NATO ile karşı karşıya geliyoruz. Bu durumda Türkiye'nin önünde sıcak bir NATO mücadelesi süreci vardır. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına evet demek bu açıdan hiç de akıllıca değildir. Hatta aymazlık denilebilecek bir durumdur. Bu durum aynı zamanda Türkiye ekonomisi için, Türkiye ekonomisi için de büyük bir felakettir. Türkiye'nin enerji bunalımını çözeceğimiz ülkeler NATO ile cephe cepheye gelen ülkelerdir. Rusya'dır, İran'dır, Azerbaycan'dır. Enerji güvenliğimizi bu ülkelerle koruyabiliriz. Şanslıyız, şanslı bir ülkeyiz. Komşularımız enerji üretiyor. Şimdi YPG'yi imha edebilmemiz için, PKK'yı bitirebilmemiz için Suriye ile işbirliği yapmamız lazım. Aynı zamanda Irak, Rusya ve İran'la da işbirliği yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de NATO'ya bakalım. NATO Türkiye'ye neler getirmiş? Onlara bakalım. Bir, NATO Türkiye'de faili meçhul cinayetler işledi. Eşref Bitlis, Gaffar Okan, Uğur Mumcu, Hrant Dink gibi birçok aydınımızı katletti. İki, NATO katliamlar tertipledi ve şehirlerimizde bombalar patlattı. Kahramanmaraş, Çorum, 1 Mayıs 77, Madımak, Başbağlar katliamlarını tertipledi. Şehir merkezlerimizde bombalar patlattı. 3. NATO Türkiye'de darbeler yaptı. 1971'de, 1980'de darbeler yaptı. Daha bundan birkaç yıl öncesinde 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkıştı. Arkamızda duran İncirlik üstünden 15 Temmuz günü kalkan yakıt ikmal uçakları havada FETÖ'cülerin uçaklarına yakıt doldurdular. Ve büyük silahlı kuvvetlerimiz, Türk silahlı kuvvetlerimiz ve milletimizin direnişi sayesinde, emniyet güçlerimizin direnişi sayesinde o gece NATO generalleri perişan edildi. Bugün de Türkiye'nin hapishanelerinde yatıyorlar. 4. NATO terör örgütlerini besledi. PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi NATO çocuğudur. PKK'ya binlerce tır silah verdiler ve vermeye devam ediyorlar. 5. Türk ordusunu, NATO Türk ordusunu ve Vatan Partisi'ni yok etmek istedi. Ergenekon, Balyoz askeri casusluk davalarıyla Türk ordusunu ve Vatan Partisi'ni hapislere attı. Vatan Partisi'ni yok etmek istedi. Partimizin liderliğiyle Silivri duvarlarını yıktık ve ordumuzu özgürleştirdik. 6. Türkiye'yi üretimden kopardı. Sıcak para ile denetime tabi tuttu ve yüksek faiz cenneti yapıp borç batağına attı. NATO'nun Türkiye'ye verdiği zararları anlatmakla, söylemekle, okumakla bitiremeyiz. Bu nedenle Türkiye NATO'nun genişlemesine büyük bir hata yaptı. Ancak hatadan dönmek mümkün. Sadece 8 aşamadan oluşan bu sürecin sadece 2 aşaması tamamlandı. Ve Büyük Millet Meclisimizin de önüne gelecek. Vatan Partisi bu süreci sıkı bir şekilde takip ediyor ve bu süreçte gereken bütün adımları tek tek yapacaktır. Ve burada da bir muhalefetçilik yapmıyoruz. Meseleye Türkiye'den bakıyoruz. Hükümetimize de öneriler götüreceğiz. Önlerine koyacağız yapılması gerekenleri anlatacağız ve buradan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun genişlemesinin önüne akıllı olarak, akılcı olarak hayır diyeceğiz. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'yi yöneteceğiz. Türkiye'yi yöneteceğimiz için bugünden Türkiye'yi yönettiğimiz günlerin politikasını uygulamaya başlamış durumdayız. Değerli Adanalılar, değerli basın emekçilerimiz. Son olarak Türk milletinin, kamuoyunun NATO'ya karşı seferberliği için Vatan Partisi olarak NATO'dan çıkalım kampanyasını başlattık. NATO'dan çıkalım, başı dik yaşayalım. NATO'dan çıkalım, Eşref Bitlislerimiz öldürülmesin. NATO'dan çıkalım, Madımak'ta aydınlarımız yanmasın. NATO'dan çıkalım, Başbağlar'da köylülerimiz kurşuna dizilmesin. NATO'dan çıkalım, Türkiye'de darbeler yapılmasın.
NATO'dan çıkalım, Türkiye'de faili meçhuller olmasın. NATO'dan çıkalım, hem bizi hem komşularımızı tehdit eden incirlik ve kürecik üstlerine el koyalım. NATO'dan çıkalım, Asya'daki bağımsız öncü konumumuza yerleşelim. Bu nedenlerle Vatan Partisi olarak NATO'dan çıkalım diyoruz. Merkez Karar Kurulumuz NATO'dan çıkalım kararını aldı. NATO'dan çıkmak bizim stratejik hedefimizdir. Vatan Partisi üreticilerin milli hükümetini kuracak ve NATO'dan çıkacaktır. Saygılarımızla. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız olalım. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız olalım. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız olalım. Titre NATO, Vatan Partisi geliyor. Titre NATO, Vatan Partisi geliyor. Titre NATO, Vatan Partisi geliyor. Şimdi açıklamasını yapmak üzere Türkiye Gençlik Birliği Sayın Dilek, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Dilek Çınar'a mikrofonu veriyorum. Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları, İncirlik Üssü'nün önündeyiz. Daha önce de İncirlik Üssü önünden, bu duvarların önünden seslenmiştik onlara. Ne demiştik? Bir eşkıya yatağının önündeyiz demiştik. Onlar bizi iyi tanırlar. Çünkü biz yalnızca bu kapıların, bu duvarların önünden seslenmedik onlara. Onların çok korunaklı zannettiği, onların aşılmaz zannettiği, kendilerini güvende hissettikleri o duvarların ardına da geçtik. Ve o katillere, o kanlı postallılara, o paralı askerlerin başına iştahı çuvalı geçirdik. Yine olsa yine geçiririz. Zannetmesinler ki biz burada duracağız. Onlar eğer bu toprakları terk etmezlerse birine değil bininin başına da bu çuvalı geçiririz. Biz sizi buradan def etmesini biliriz. Biz sizin Türkiye'yi bölme, Batı Asya'yı bölme planlarınızı iyi biliyoruz. Göreceksiniz. O planlarınızla beraber sizi bu topraklardan def edeceğiz. Titre ABD Türk eşiği geliyor. Titre ABD Türk eşiği geliyor. Titre ABD Türk eşiği geliyor. Yakın dönem Türkiye tarihine bakınız. Nerede vatanseverlere yönelik bir tertip varsa, nerede bir darbe varsa, nerede bir suikast varsa orada NATO vardır. Nerede bir darbe varsa dedik, nerede bir kışkırtma varsa da orada NATO vardır. NATO bizim dostumuz değil, NATO bizim düşmanımızdır. NATO bir savunma örgütü değildir. ABD'nin NATO üyelerini kontrol örgütüdür. NATO yalnızca ABD'yi savunma örgüttür. NATO'daki 70 yıllık tarihimize bakalım. NATO Türkiye'nin güvenliğini nerede sağlamıştır? Türkiye'nin güvenlik ihtiyacının yanında ne zaman durmuştur? Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğu zaman ABD ve NATO her zaman ülkemizin karşısında durdu. Çünkü ABD ve NATO için Türkiye hedef ülkelerin başında geliyor. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara söyleyelim. ABD'nin, NATO'nun verdiği binlerce tır silahla bizim 40 bin vatandaşımız şehit edildi. PKK tarafından 40 bin vatandaşımız, Mehmetçiğimiz bugüne kadar şehit edildi. Tetiği çeken PKK, evet, ama o tetiğe, o namluya, o mermiyi süren NATO'dur, ABD'dir. Şimdi soruyoruz, ABD'den büyük katil mi var? ABD'den daha büyük katil mi var dünyada? NATO'dan daha büyük bir terörist örgüt mü var dünyada? Daha büyük bir terör yapılanması mı var? Türkiye, dünyada kan ve gözyaşı yapan, getiren, dünyaya kan ve gözyaşı ihraç eden bir terör yapılanmasının içerisinde kalamaz. O teröristlerin yanında duramayız. Kendi toprağımıza, vatanımıza göz diken
bir düşmanla NATO'nun namlulu Türkiye'ye dönmüştür. Bu haritaya iyi bakalım. Bu haritaya iyi bakalım. O haritada ne var? Şimdi yerdekilere seslenelim. O duvarların ardındakilere soralım. Ne işiniz var vatanımızda? Atlantik ötesinden neden geldiniz? Vatanımızı bölmeye mi geldiniz? Darbeler tertiplemeye mi geldiniz? Aydınlarımızı vurmaya mı geldiniz? Terör örgütlerini mi besleyeceksiniz? Kardeş Suriye'yi mi böleceksiniz? Irak'ı mı bombalayacaksınız? Kıbrıs'ımızı, yavru vatanımızı, cennet vatanımızı elimizden almaya mı çalışacaksınız? Rusya'yı mı tehdit edeceksiniz? Türkiye düşmanı, Türkiye düşmanı bu planlarınızı uygulamanıza izin vermeyiz. Arkamızdaki ABD ve NATO tarafından kullanılan bu üsler, işte bu Türkiye düşmanı planların koçbaşıdır. İncirlik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin karargahı ve ihmal merkezidir. Bir kez daha hatırlatalım, bir kez daha tekrarlayalım. İncirlik, PKK'nın lojistik üssüdür. Mehmetçiğimizi şehit eden silahlar buradan gitmektedir. Bu üsler hem Türkiye'mizi hem de komşularımızı tehdit etmektedir. Bağrımızdaki hançere müsaade mi edeceğiz? Yapılacak şey basittir. Yapılacak şey üslerin tümüyle, bütünüyle Türk ordusunun denetimine geçmesidir. ABD'nin planını, pırtını toplayıp buradan def olmasını sağlamaktır. İncirliğe el konsun, Amerika def olsun. ABD NATO'suyla bölgemizde ikinci, üçüncü İsrailler kurmak için binlerce Müslümanı katletti. Filistin'de Mescid-i Aksa'ya bombalar atan İsrail ise o bombaların sahibi ABD'dir, NATO'dur. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında binlerce insanın katili ABD'dir, NATO'dur. NATO'nun paralı askerlerinin o kanlı postallarıyla vatan toprağımıza basmasına izin veremeyiz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmez yürürüz. Türk gençliğini, gelecek kuşakları hedef alan NATO'dur. Ve bu NATO'nun karşısında Türk gençliği olarak dimdik duracağız. Onlar eğer ateş alacaklarsa, cehennem alacaklarsa, ne demekmiş cehennem, ne demekmiş ateş? Onlara bu topraklarda cehennemi yaşatırız. NATO'da, Pentagon'da, ABD Senatosu'nda, Amerikan düşünce merkezlerinde Türk gençliğine biçtikleri rol, hükümeti devirip Türkiye'yi tekrar Atlantik prangalarına vurmak. O görevleri reddediyoruz. Onların görevlerini kabul etmiyoruz. NATO'da Türk gençliği yok. Z kuşağı var. Türkiye'de Türk gençliğine eşcinselliği dayatan, yabancılaşmayı dayatan, çürümeyi dayatan da NATO'dur. NATO'nun 2022 stratejik konsept belgesinde bu ifadeleri görürsünüz. Değerlerimizin bir yansıması olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmeye devam edeceğiz diyorlar. Ne diyorlar? Türk gençliğini çürüteceğiz diyorlar. Türk gençliğini kendine, insana, milletine yabancılaştıracağız diyorlar. Bunlara izin vermeyiz. İşte bu yüzden NATO'dan çıkacağız. NATO'dan çıkalım, geleceğimizi koruyalım diyoruz. Milli kültürümüzün, milli değerlerimizin düşmanı NATO'dur. NATO vatanımıza, cumhuriyetimize, tarihimize düşmandır. NATO tatbikatlarında ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız hedef tahtasına konmadı mı? Hedef alınmadı mı? Atlantik sisteminin dergilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rusya ve Çin devlet başkanlarıyla birlikte diktatör olarak suçlanmadı.
zafere ulaştırmak gibi bir görevimiz var. Ve bu savaşı zafere ulaştırmak için NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkalım, PKK'nın kökünü kazıyalım. NATO'dan kurtulan Türkiye iç cephesini birleştirir, sağlamlaştırır. Üretimde devrim yapar. Türkiye NATO'dan çıkarsa Atlantik sistemi çöker. Türkiye NATO'dan çıkarsa emperyalizm kaybeder. Biz NATO'dan çıkarsak mazlum milletlerin zaferi olur. İşte bu yüzden NATO'dan çıkalım kampanyasını başlattığımızı biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak ilan ediyoruz. Ve Türk gençliği göreceksiniz, bu kampanyayı zafere ulaştıracak güçtür. Göreceksiniz Türk gençliği binlerce imza toplayacak, binlerce genci bir araya getirecek ve NATO'dan çıkmasını sağlayacak vatanının. Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını Türk gençliği sağlayacak. NATO şimdi kendi mezarını kazıyor. O mezara gömülecek. O mezara gömeceğiz. Atlantik sistemi çöküyor. Uygarlık şimdi Asya'da yükseliyor. NATO'dan çıkalım. Asya'nın öncüsü. Türk gençliğini ve Türk milletini ilelebet ileriye taşıyalım. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet ileriye taşıyalım. Katil NATO, Türkiye'den defol. Katil NATO, Türkiye'den defol. Katil NATO, Türkiye'den. Alkışlar, alkışlar.